الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hayırlı akşamlar arkadaşlar. 4 aylık aradan sonra yeni sezonumuz başlıyor. Hayırlı olsun. El Milal ve Nihal'den Şehristani'nin okumaya devam ediyoruz. 5. Mutezile'yi anlatıyordu. Rasıliye'den başlamış Huzeyli'ye, Nazamiye, şimdi Bişriye, Ashab-ı Bişr bin Mu'temir, Bağdat Mu'tezile ekolünün kurucusu Bişr bin Mu'temir'den bahsedecek. Onunla başlayalım. El-Bişriye, Ashab-ı Bişr bin Mu'temir'i, Bişr bin Mu'temir'in taraftarlarıdır. Bişr, 210 Hicri vefatlı, 825 takriben miladi olarak. Bağdat Mu'tezile ekolünün kurucusudur. Basra Mu'tezile ekolünün kurucusu Ebul Huzeyl-i Allaf'tı. Bağdat ekolünün kurucusu da Beşir bin Mu'temir. Biliyorsunuz bu Bağdat Basra ekolünün ayrıcı vasfı İmametül Meftul. İmametle ilgili Basra ekolü fazilet sırası, İmamet sıra, halifelik sırası fazilet sırasıdır diyordu. Bağdat ekolü ise İmametül Meftule inanıyordu. Yani en faziletli varken ondan daha düşük seviyedekilerin de imameti caizdir diyen, yani aslında Hazreti Ali en afdal idi, ümmetin en efdalıydı Resulullah'tan sonra. Ama ondan daha düşük seviyedekiler fazilet anlamında, onlar imameti de caizdir, mevcut durumu meşru görüyorlar. Temel fark buydu. Kâne min afdali ulema'il mu'tezileti, mu'tezilenin en faziletli, erdemli alimlerinden idi Bişir bin Mu'temir. Ve huve allazî ahdese'l kavle bit tevellüdi ve afrata fîhî. Bu tevellüt fikrini, tevlid, tevellüt fikrini ortaya atan kişidir, ihdas eden kişidir. Ve afrata fîhî, ve bunda aşırıya giden biridir. Ve enferada an ashabihi bi mesaili sittin, ve diğer mutezili alimlerden 6 meselede ayrışmıştır. Farklı yaklaşımı vardır. O yüzden Bişriye diye burada andı. Şimdi bu tevellüt fikri aslında insanın fiilleriyle ilgili bir ayrıma dayanıyor. Yani mütevellit, mütevellet, o birazdan gelecek. Bizden sadır olan fiiller, insandan sadır olan fiiller, bir mübaşir var, mübaşereten, doğrudan gerçekleşen. Bir de bizim eylediğimiz, işlediğimiz fiilden dolayı onun bir sonucu olarak ortaya çıkan, örneğin diyelim ki kapı, anahtar metaforuyla bunu anlatırlar. Siz kapının anahtarı sokup kapıyı açıyorsunuz. Anahtarı sokma sizin fiiliniz, ama o dili içeri çeken ya da dili işte kapatırken şey yapan anahtarın kendi hareketi gibi, bununla ilgili yani böyle bir şey çıkarmış. Bu tabii aslında Mutezile de bunu genelde kabul etmiyor. Ehli sünnette de böyle bir şey yok, ama Bişir bin Mu'temir bu tevellüt, mütevellit, mütevellet fikrini ortaya atıyor. Birazdan sanırım burada gelecek. Şimdi altı meselede ayrışıyor ashabından dendi. El-Ula minha, ayrıştığı birinci konu, mesele şudur. İnnehu ze'ame ennel levne ve ta'me ve râihate ve idrakat ve idrakati kulleha mine sem'i ve rü'yeti yecuzu en tahsule mütevellideten min fiilil abdi. Ha, bu tevellüt burada geldi. O şunu iddia ediyordu, şunu düşünüyordu. Renk, tat, koku, yani bunlar biliyorsunuz aslında bu kelam, ashab-ı hadisin de karşı çıktığı kelam erken dönemde cisim, cevher, araz, hareket, Allah'ın sıfatları, işte cüz-üllezi la yetecezza gibi konularda hareket, sükun gibi konularda konuşup konuşmamakla ilgili, işte ashab-ı hadis diyelim, bu konularda konuşmak caiz değildir çünkü Resulullah ve ashabı konuşmadı. O iddiayla karşı çıkmışlardı. Onların karşı çıktığı kelam buydu.
Hani bu dönemdeki kelamda Gazali öncesine kadar biliyorsunuz kelamda mantık yoktur. Mantık Gazali sonrası Aristo mantığı kelam düşüncesine girmiş. Burada bahsedilen işte hareket, cisim, cevher, araz o tür konular. Bu da orada bunlar arazlar normalde. Renk, tat, koku. Hani araz neydi? Tek başına gösteremediğimiz, kendi başına kaim olmayan ancak bir cisim üzerinde gösterebildiğimiz efendim işte bir kalem üzerinde, kitap üzerinde ya da ağaçta rengi gösteriyoruz. Yemekte tadı alıyoruz, kokuyu. Bunlar ve vel idrakat ve idrakler yani kavrayışlar, anlayışlar. İdrakat herhalde Cemî Mükesser olduğu için değil mi? Cemî Mükesser, Cemî Müennes Salim. İdraketun, idrakat, yani idrakatun ama Cemî Müennes Salim gibi de idrakun, idrakat. O zaman idrakati enne idrakati kulleha min es-sem'i ve ru'yeti yani sem'e ve ru'yete duymaya ve görmeye dayalı bütün idrakler, bütün görmeden ve işitmeden dolayı ortaya çıkan bütün anlayışlar yine renk, tat ve koku bunların hepsi yecuzu caizdir haber olmuş oluyor burası. Eğer innehu ze amellevne bir isim olarak alırsak yecuzu caizdir en tahsule doğması ortaya çıkması bunların mütevellideten min fi'lil abdi kişinin fiilinden tevellüt ederek yani kişinin fiilinden mübaşereten değil de kişinin fiilinin bir sonucu olarak dolaylı olarak yani doğarak ortaya çıkması caizdir diye bu tevellüt fikri bir bu. İzâ kânet esbâbuha min fi'lihi. Şayet bunların sebepleri o kişinin fiilinden kaynaklanıyorsa bunlar da o fiilin dolaylı bir sonucu olması caizdir diye bu tevellüt fikrini ortaya atıyor. Bununla ilgili Diyada İslam Ansiklopedisi'nde tevellüt, tevlit o maddelere yani daha detaylı bir şekilde isteyen bakabilir. Ve innemâ akhada hâzâ min kavlit tabi'iyyin. Bu görüşü diyor Bişr bin Mu'temir, bu görüşü tabiatçı filozoflarda, minet tabi'iyyin, tabiatçı filozoflardan almıştır. İlla ennehum, fakat onlar, tabiatçılar, la yufarrikune beynel mütevellidi vel mübaşir ya da mütevellet de bunu okuyabiliriz. Mütevellidi. Yani dolaylı olarak ortaya çıkan doğan ile mübaşir diye fiilde böyle bir ayrım yapmazlar. Bir kudret yani kudrette mübaşir olan, direkt olan ve dolaylı olarak olan diye böyle bir ayrım yapmazlar. Bu ayrımı İlk defa Bişr bin Mu'temir yapmış oluyor. Ve rubbema la yusbitunel kudrete ala minhacil mütekellimin. Hatta belki de bu tabiatçılar kudreti yani bir fiili yapabilme gücünü, kudretini mütekellimlerin yöntemine göre de bunlar kabul etmiyorlar belki de. Hani onlardan aldı ama tabiatçılardan aldı bu düşünceyi ama tabiatçılar da kelamcıların yöntemine göre kudreti ispat etmiyorlar belki de. Ve kuvvetül fe'li ve kuvvetül infial gayrul kudreti lleti yusbituhal mütekellim. Çünkü kuvvetül fi'l, fiilin kuvvetiyle kuvvetül infial, yani o etkilenme kuvveti gayrul kudreti lleti yusbituhal mütekellim. Kelamcıların kabul ettiği kudretten başka bir şeydir diyor. Esaniyetu, ikinci ayrıştığı nokta Bişr'in diğer mutezillerden kavluhu innel istita'ate fiyye selametül binye. Ve sıhhatil cevarih ve tahliyetuha min el afat. İstitaat binyenin yani altyapının selamette olması, sağlıklı olması, organların sağlıklı olması ve bunların afatlardan hali olması. Şimdi istitaat da biliyorsunuz bu insanın fiilleriyle ilgili bir kelami kavram. İstitaat kudret yani bir şeyi yapabilme gücü. Biliyorsunuz Mutezile'ye göre istitaat kablel fiildir. Fiilden önce insanda yani bir şeyi yapabilme gücü vardır onda. Allah en başta yaratmıştır. Kişi bu istitaatla o fiilini yapar. Fiilinin yaratıcısı olur. Ehl-i sünnete göre ise istitaat maal fiildir. Kablel fiil değil, maal fiil. Fiille beraber ortaya çıkar. Sen bir şey yapmak irade edersin, Allah onu yaratır. O kudreti sana verir. Maal fiildir. Tabi burada bir de istitaatı ikiye ayıranlar var. Yani Mutezile genelde
ya da bazı keramcılar ayırıyor. Yani istitaat derken iki tür istitaat var. Mesela benim gözümle görmem, kulağımla duymam, işitmem, organlarımdan dolayı işte burada selametül binye altyapının ya da sıhhatül cevarih dediği bu. Yani organlarımızın sağlıklı olması afattan. İşte gözüm kör olmaması mesela, kulağım işitme kaybının olmaması gibi. Bu yapabilme gücünü ayırıyorlar tabii. Yani bu zaten insanda baştan beri var. En başta Allah bunu insanda yaratmış. Bu zaten diyelim ehli sünnete göre de kablel fiildir. Yani Allah yaratırken bizi bunlarla yarattı. Ama genelde bu ulema ayrımı yapmıyor aslında. Mutezile alimler yapıyorlar bunu. İstitaatin bir de bu alet, yani bizim araçlarımızın görme aracımız işte olarak gözün, kulağın, burnumuzun koku alması, ağzımızın tat alması gibi. Bunlar da çünkü benim tad alabilmem için, konuşabilmem için dilimin olması lazım. Tat duygumun olması lazım. İşte bu araçların da selamette olması anlamında bununla da değerlendiriyor Mutezile alimler ve bu tabii ehli sünnet açısından baksak ehli sünnete göre de bu tür araçsal bizim edimlerimize, fiillerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olan araçlar zaten kablel fiil vardır. Onlar bizde var. Bu kastedilmiyor. Burada kastedilen aslında daha çok o yaptığımız fiilin kendisi, buradaki istitaat yapabilme gücü. O dediğim gibi ehli sünnete göre fiille beraber maal fiil oluyor. Şimdi bu istitaatı böyle yorumlamış. Ve kâle lâ ekûlu yef'alu biha fi hâleti lûlâ ve lâ fi hâleti sâniye. Ben şöyle de demem demiş. İnsan bu istitaatle birinci evrede değil, ikinci evrede de, birinci evrede yapar demiyorum. Yine la fi haleti saniye, ikinci halde de yapıyor demiyorum. Lakinni ekul, şunu diyorum. El insanu yef'al, insan yapar. Vel fi'lu la yekunu illa fi saniye. Fiil de ancak ikincisinde gerçekleşir. Yani herhalde benim tahminim, Allahu alem, ikincisi dediği, ikinci hal dediği, yani bu istitaatın benim bu araçlarımız birinci halse bu araçlara, yani selamette azalarımızın, organlarımızın afattan emin bir şekilde sağlıklı olması durumu birinci halse, bunlarla gerçekleştirdiğimiz fiil ikinci haldir. İşte ben diyor bunu ikincisinde olacağını insan yapar, bu ikinci halde bu fiil gerçekleşir. Yani istitaat maal fiil anlamındaki oradaki fiille beraber ortaya çıkan istitaat, yani bizim fiilimizin kendisi. Bu da öyle diyor. Fakat böyle istitaati bu şekilde ayırma Mutezile alimlere özgü, burada da mesela Bişre özgü, bir de böyle birinci hal değil ikinci hal diyor. Es-salisetu, üçüncüsü, kavluhu inna Allahe Teala kadirun ala ta'zibit tıfli. O demiş ki Allah Teala bir çocuğa azap edebilir. Çocuğa azap etme kudretine sahiptir, kadirdir. Ama diyor velev faale zalike kâne zalimen iyyahu. Fakat Allah Teala da bunu yapsa ona, o çocuğa zulmetmiş olur. İlla ennehu, fakat şu kadar var ki la yustahsenu en yukale zalike fi hakkihi. Ama Allah Teala için de bunun söylenmesi güzel olmaz. Yani zulmetti denmez. Bel yukalı, şöyle denir. Lev fa'ale zalike kânet tıflu bâliğen âkilen. Eğer Allah böyle bir şey yapıyorsa o zaman çocuk akıl bâliğidir. Yani buluğa ermiştir. Asiyen, asi olmuştur. Ve masiyetin irtekebeha, bir işlediği suç sebebiyle, masiyet, günah sebebiyle asi olmuştur. Ve müstahikkan lil ikab, cezaya da, ikabı da hak etmiştir, müstahak olmuştur denir. Ve hâzâ kelâm-ı mutenâkız. Tabi Şehrestani haklı olarak diyor, bu çelişkili bir söz. Yani çünkü önce dedin ki sen Allah çocuğa azap etmeye kadirdir. Böyle yaparsa da çocuğa zulmetmiş olur dedin. Tamam, güzel. Fakat bu da Allah için güzel değildir. Allah için böyle demek uygun olmaz. Ama şöyle denebilir. Çocuk akıl bâliğidir. Çocuk bunu yaptığı zaman akıl bâliğidir. Bir isyan, bir günah sebebiyle asi oldu ve suçu şeyde hak etti. Çelişkili diyor, çünkü
Çocuk deyince, tıfıl deyince akla akıl bari olmayan geliyor. O zaman bunu niye söyledin? Yani bunu söylemenin bir anlamı yok. O yüzden hoca da hâlâ kelâmun mutenâkıdun, mutenâkız bir çelişkili bir söz diyor. Ama ona nispet edildiği için de şimdi tabii bu Mutezile alimlerle ilgili, görüşleriyle ilgili, hepsiyle ilgili kendi kaynaklarından şeyimiz yok maalesef. Ancak bizim böyle makalat türü eserlerden nakledildiği kadarıyla şeyi bilebiliyoruz. Bu görüşleri bilebiliyoruz. O yüzden böyle söylüyor. Yani bu çelişkili bir söz. Onu tabii kontrol etme imkanımız maalesef yok. Dördüncü görüşe geçelim. Er-Rabiatu, ayrıştığı, ashabından ayrıştığı dördüncü görüş. Hakel-Ka'biyyu anhu. Ka'bi bu Mu'tezili alimlerden birisiydi Ka'bi hatırlarsanız. Ebu'l Kasım Abdullah bin Ahmet bin Mahmud el-Belhi. El-Belhi el-Ka'bi 319. 931 miladi. 319 Hicri vefatlı. Mu'tezili alim. Onun eseri var biliyorsunuz. Şehristani'nin de kaynaklarından birisi. Ka'bi'den diyor hikaye edildi. Ka'bi hakel Ka'biyyu anhu. Ka'bi ondan şunu nakleder, hikaye eder. Ennehu kal. Şöyle demiştir Bişir. İradetullahi Teala fi'lun min ef'alihi. Allah'ın iradesi, Allah Teala'nın iradesi onun fiillerinden bir fiildir. Yani Allah'ın bir fiilidir iradesi. Ve hiye ala veçeyn. Onun da iki yönü vardır iradenin, Allah'ın fiili olarak iradenin. Sıfatu zatin ve sıfatu fi'lin. Yani bir yönüyle zati bir sıfattır, bir yönüyle de fiili bir sıfattır. İki yönü vardır iradenin. Yani biliyorsunuz bu aslında zati sıfatlar derken bizde vücut, kıdem, beka, muhalefetunil havadis gibi kullarda olmayan sıfatlar bizde öyle öğretilir. Zati, subuti sıfatlar ya da maani sıfatlar işte insanlarda da olan işte ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar, tekvin, Maturidi'de tekvin 8. eşaride yok. Fiili sıfata giriyor. Mutezile'de de bu ayrışma var tabii. Onlar tabii zati sıfatlar ve fiili sıfatlar diye. Ama iradenin hem zati sıfat olduğunu hem de fiili sıfat olduğunu söylüyormuş Bişir. Fe emmâ sıfatu zat, bunun iradenin zati sıfat olması fehiye ennallâhe teâlâ lem yezel muriden li cemî ef'alihi. Allah Teala ezelde bütün fiillerinin irade edenidir, murad edenidir, irade şeyidir, mürididir. Bütün fiilleri Allah Teala fiillerini ezelde murad etmiştir, irade etmiştir. Ve li cemi'i taati min ibadihi, ve yine kullarının tüm ibadetlerini de murad etmiştir ezelde. Çünkü fe innehu hakimun, hakimdir, hikmetli iş yapandır. Ve la yecuzu en ya'lemel hakimu salahen ve hayran ve la yuriduhu. Çünkü Allah hakimdir. Hakim olan kişinin de la yecuzu en ya'leme. Allah Teala'nın da ya da hakim olan kişinin de salahen ve hayran ve la yuridu. İrade etmeyeceği, istemeyeceği bir salah ve hayrı da bilmemesi caiz değildir. Yani bilmesi daha doğrusu istemeyeceği, irade etmeyeceği bir hayrı kulu için en iyisini yapma, salahı, hayrı, iyiliği yapmayı bilmesi de caiz değildir. Eğer irade etmeyecekse o zaman biliyor değildir diyor. Ve emma bu iradenin zati sıfat olarak Bişre göre yorumu. Ve emma sıfatül fiil, fiili sıfat olaraksa biliyorsunuz fiili sıfat işte tekvin sıfatı bizim literatürde Maturidiler tekvin sıfatını da ezeli sayarlar. Yani o fiili sıfatlar içine giren yaratma, öldürme, rızık verme, yaşatma, diriltme gibi bütün mükevvenata ait şeyler nedir? Tekvinin içine girer. Eşari mükevvenatla ilgili olduğu için yani hadisatla ilgili olduğu için tekvin fiilinin hadis olduğunu, ezeli olmadığını söyler. Ama Maturidilerse
Hatta uşide ve gayran il mükevvenu lâke şeyin ma'at tekvini husul iktihal. Tekvin ve mükevven farklı olduğu için şimdi eşarilik ne diyor? Diyor ki işte yüzde bu fiilin tekvin sıfatının şumulüne giren şeyler %99 oranından hadisatla ilgili, mahlukat, mükevvenatla ilgili. O yüzden bu da hadistir, hadiste cereyan ediyor. Ama Maturidiler de diyor ki hayır, tekvin ayrıdır, mükevven ayrıdır. O ayrıma gidiyorlar. Şimdi Mutezile de tabii bu fiil ve sıfat konusunda şeyle aynıdır. Yani eşari ile aynıdır. Ve emmâ sıfatul fiil, fiili sıfat olarak iradenin fiili sıfat olarak izahına gelince şöyledir. Fe in erade biha, eğer onunla diyor fi'le nefsihi, kendisinin fiilini murad ettiyse, fi hali ihdasihi, ihdas ettiği, yarattığı anda kendi fiili, kendi nefsinin fiili olarak bunu murad ettiyse, fehiye halkuhu lehu, o onun yarattığıdır. Yani kendisi yaratmış olduğudur. Ve hiye kablel halki, bu da yaratılmadan öncedir. Li enne ma bihi yekunu şey'u, çünkü la yecuzu en yekune ma'ahu. Li enne ma şol şey ki bihi yekunu şey, bir şeyin olduğu şey, la yecuzu en yekune ma'ahu, onunla beraber o hadisatın olması caiz değildir. O yüzden Allah yaratmadan önce fiili yaratmadan önce onu murad etmiştir. Ve in erade biha fi'le ibadi fehiyel emru bihi. Eğer bununla kulunun fiillerini murad ettiyse, o zaman da o onu emretmiştir diye böyle değişik bir şeyde bulunuyor. Yani bu tekvin ya da fiili sıfatla ilgili iradenin iradeye taalluk etmesi yönüyle böyle değişik bir yaklaşımda bulunmuş bir şir. El-Mu'temir. El-Hamisetu, beşinci ayrıştığı beşinci nokta Mu'tezile'den. Kale inne indallahi teala lütfen. Allah'ın bir lütfu vardır. Allah Teala'nın lev eta bihi, eğer bunu kullanmış olsa, bu lütfunu Allah Teala kullanmış olsa, le amene cemi'u men fil ardı imanen yestahibbun aleyhisselam. Allah Teala'nın öyle bir lütfu vardır ki, eğer bunun kullanmış olsa bu lütfunu Allah Teala, o zaman yeryüzündeki herkes iman ederdi. Yestahibbun aleyhi es-sevap. Yani herkes sevaba nail olurdu. O şekilde bir herkes iman etmiş olurdu. İstihkakuhum imanen yestahibbun aleyhi es-sevabe, istihkakuhum onların bu hak edişleri, lev amenu min gayri vücudihi ve eksera minhu. Affedersiniz. Lev eta bihi le amene cemi'u men fil ardi imanen yestahibbun aleyhis sevab. Burada onu yestahibbune istihkakahum lev amenu min gayri vücudihi ve eksera minhum. Yani ya da istihkakuhum okuyalım. İstihkakuhum bunların hak edişleri, lev amenu min gayri vücudi, o olmaksızın, yani bu lütuf olmaksızın efendim ve eksera minhu min gayri vücudi ve eksera minhum. Yani bu eğer Allah bu herhalde şeyle ilgili, Allahu alem. Şimdi bu salah aslah meselesi var Mutezile'de. Allah kulları için en aslah olanı, en hayırlısını yaratmak zorunda. Salah aslah alallahi vacibun düşüncesi. Yani Allah'a vacip görüyorlar. Şimdi tabii buna itiraz, Mutezile içinde buna itirazlar da var. Buna itiraz edenler diyorlar ki bir şey de bunlardan. Yani eğer böyle bir şey olsa, o zaman Allah tüm kulları için en iyisini murad eder. Dolayısıyla herkes cennetlik olurdu. Burada da onu diyor. Yani Allah'ın bir lütfu var ki bu lütfu eğer kullansaydı yeryüzündeki herkes iman ederdi.
Ve bunların istihkakı da, bu hak ettişleri de o olmaksızın, yani o lütuf olmaksızın onların hak edişleri, hatta ve eksara minhu öyle bir hak ediş. Yani bunlar hani kendi lütuf olmaksızın hak etmiş olsalardı, lütuf olmaksızın min vücudihi vücudil lütuf olarak, o lütfa atıyorum ben onu. Yani lütuf olmaksızın onlar iman etmiş olsalardı, hak edecekleri gibi ondan daha fazla bir şekilde, ekseramin bu, daha fazla bir şekilde bunu hak etmiş olurlardı. Yani iman ederlerdi. Ve leyse alallahi teala en yef'ale zalike bi ibadihi. Ha, burada işte Bişir dediği gibi, bu salah aslah fikrine karşı, ve leyse, yani bu lütuf kullansaydı böyle olurdu. Ama ve leyse alallahi teala, Allah Teala üzerine vacip değildir en yef'ale zalike bi ibadihi, kullarına bunu yapması, bunu uygulaması. Ve la yecibu aleyhi, ve yine Allah Teala'ya vacip değildir riayetul aslah, aslaha riayet etmesi, yani kulları için en hayırlısını yapmayı gözetmesi Allah'a vacip değildir. Burada demek ki Mutezile'den ayrışıyor. Mutezile dediğim gibi, salah aslah alallahi vacibun düşüncesinde. Niye gözetmesi vacip değildir? لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ. Çünkü o zaman Allah Teala'nın la gayete sınırı yoktur. Yani bir sınırı olmaz. لِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ. Bu salah adına yapacağı şeylerin bir sonu gelmez. فَمَا مِنْ أَصْلَحَ اِلَّا وَفَقَّهُ أَصْلَحُ. Çünkü hiçbir aslah yok ki onun daha üstünde bir aslah, yani en iyinin sonu yoktur. En iyi, en hayırlının bir sonu yoktur. Onun üstünde illaki başka bir en iyi. O yüzden fema min aslaha illa ve fevkahu aslah. Aslahu. Yani hiçbir aslah, hayırlı olan yoktur ki onun üstünde daha hayırlısı, daha iyisi olmasın. Çünkü la gayete, o zaman bunun bir sınırı yok yani. O yüzden bu salah aslah düşüncesine karşı. Ve innema aleyhi, Allah'a düşer şudur: en yumekkinel abde bil kudreti vel istitaati ve yuzihal ilele bid daveti ve risale. Allah'a düşen burada, kulu için kudreti, onu bir şey yapma kudretini ve istitaatını, yapma gücünü ona imkan vermesi, ona bu imkanı vermesi, bu imkanı ona vermesi ve yuzihal ilel daveti ve risale, davet ve risaletle, peygamberlikle onun mazeretlerini, en yuziha, izale etmesi, ortadan kaldırması gerekir. Yoksa en iyisini yapmak zorunda değil diyor. Vel müfekkiru kable vurudis sem'i ya'lemul bari teala bin nazarı vel istidlal. Marifetullah konusu. Vel müfekkir, düşünen kişi, kable vurudis sem gelmeden, yani bir vahiy, kitap, peygamber, semiyat gelmeden de düşünen kişi, ya'lemul bari teala, ya'lemu bilir, el bariye ismi menkus olduğu için nas durumda zahiri ilaf alıyordu. Ya'lemul bariye teala, Allah Teala'yı, yaratıcıyı bari bilir, bin nazar ve istidlal, nazar ve istidlalle, yani aklını kullanmak suretiyle, nazar ve istidlal yoluyla, peygamber gelmeden de, kitap gelmeden de, vahiy gelmeden de Allah Teala'yı bilir düşünen kişi. Ve izâ kâne muhtaran fî fi'lihi, kişi fiilinde muhtarsa, feyestagni anil hatırayni, o zaman iki hatırdan, muhtarsa kişi, izâ kâne muhtaran fî fi'lihi, kişi fiilinde seçme özgürlüğüne sahipse, feyestagni an el hatırayni, iki hatırdan, yani hatıra, aklına gelecek şeylerden müstağni olur. Li ennel hatırayni, çünkü hatır, la yekunani min kibelillahi teala, innema huma min kibeli şeytan. Çünkü bu tür, hani hatara ala bali, aklıma geldi diyoruz ya, aklıma gelen şeyler, bu tür şeyler Allah Teala tarafından olmaz. Ancak o ikisi şeytan tarafından bunlar gelir. Vel müfekkirul evvel,
Birinci bahsettiğimiz işte vurulu senden önce müfekkürün evvel birinci müfekkirimiz düşünen lem yetekaddemhu şeytanun yahturu şekku bibali. Onun önünde yani lem yetekaddemhu şeytanun birinci müfekkir düşünen kişinin önünde şeytan olmaz. Şeytan ona takaddüm etmez. Ki yahturu şekku bibali. Yani şüpheyi onun aklına getirecek. Şimdi hatara yahturu gelmek. Acaba bunu yahturu değil de yuhattiru mu okusak? Yuhattiru. Yani o zaman şeytanın şeyi yapıyoruz. Şeytanın yuhattiru şekke okuduruz o zaman. Eğer hataranın öyle hatlara şeklinde okursak. Yani normalde evet. Eğer öyle okursak dediğim gibi yuhattiru şekke bibalihi yani lam yetekaddemhu şeytanun yuhattiru şekke bibalihi onun baline aklına şüpheyi düşürecek bir şeytan birinci düşünürün önünde şeytan yoktur öyle bir hatıra yoktur. Velev tekaddeme fel kelamu fi şeytani kel kelami fihi eğer tekaddüm etse de yani şeytan onun önüne geçmiş olsa, ona hatıra vesvese verse, fel kelamu fi şeytan, şeytanla ilgili konuşma, kel kelam fihi, onunla ilgili konuşma gibi olur diyor. Burada tabii kel kelamu fihi, deki fihi zamiri nereye gönderiyoruz? Vel müfekkiru el evvelu lem yetekaddemhu şeytanın yuhattiru şekke bibari ve lev tekaddeme şeytan takaddüm etse bile kel kelamu fi şeytan kel kelamu fihi. Evet burayı böyle geçelim arkadaşlar. Bu yani bu da böyle bir düşüncesi varmış. Bizim Bişr bin Mu'temir'in. Es-sâdisetu 6. ayrıştığı nokta kâle men tâbe an kebîratin kim bir kebiradan dolayı, büyük günah işlediği günahtan dolayı tövbe ederse sümme râce'aha sonra o iş tövbe ettiği o günahı işlemeye tekrar dönerse âde istihkâkuhu el-ukûbetel ula onun ilk ukubeti cezasını da hak etmiş olur. Yani diyor ki kişi işlediği bir günahtan dolayı tövbe ederse o tövbesi affına sebep olduğu için günahı siliniyordu. Ama bu kişi tövbeden sonra aynı günahı işlemeye devam ederse ilk işlediği o ilk günahtan aldığı ve silinen cezası günahı tekrar onu hak eder. Ve innehu çünkü kable tevbetihi kubile kable tevbeti bi şartenna yaud ya da kubbile fe innehu o zaman kubilet diyelim. Kable tevbetihi okursak anlam tam şey olmuyor ama kubilet tevbetuhu tevbesi burada belki şey hata var diyebiliriz. Kubilet tevbetuhu tevbesi kabul edildi. Bi şarti en la yaud dönmemek tekrar o günaha dönmemek şartıyla efendim bunun tövbesi kabul edilmişti. O yüzden o kişi tövbesinden döndüğü için o ilk günahı da tekrar ona döner diye böyle ayrıştığı nokta var. Bu tabii şurada dipnotta diyor ki bu hem Müslümanların icmasına ters. Çünkü Mutezile her ne kadar menzile beynel menziletein deseler fasık yahlut finnar cehennemde kalıcıdır deseler bile bunlar cehennemde tövbe ettiği günah ve fiillerden dolayı da efendim o azap görecek demiyorlar. Mutezile de bunu demiyor. Demek ki ayrıştığı noktalardan biri de Bişri'nki bu. Şimdi Bişriye'nin şeyi bu kadar. El-Muammeriye'yi de okuyalım. El-Muammeriye bu da Ashab-ı Muammer bin Abbad es-Sülemi. Bu Muammer bin Abbad Bişr'in hocası sayılıyor.
Müslim ders aldı hocalardan. Ashabu Muammer İbni Abbad Es-Sülemiyyi vehve min a'zamil kaderiyyeti firyeten fi bu kaderiyenin en büyük adamlarındandır diyor. Hangi konuda? Firyeten a'zamil kaderiyeti kaderiyenin mutezilenin erken dönem isimlerindendir diyorsunuz kaderiye. Kaderiyenin firyeten iftira olarak firye iftira olarak fi tetkiki el kavli bi nefis sıfat. Yani sıfatlar Allah Teala'nın sıfatlarının nefi konusunda bu konuda inceleme yaparsak bu konuda en büyük iftiracılardan birisidir. Muammer bin Abbad-ı Sülemi ve bi nefis sıfat ve nefil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala işte hayır ve şerrin kaderin hayır ve şerriyle Allah Teala'dan olduğunu reddetme konusunda ve tekfiri ve tadlil ala zalik yine bu konuda tekfir ve tadlilde ve enferad an asabihi bir mesaile yani tekfir ve tadlil insanları tekfir etme ve sapıklıkla itham etme konusunda da en büyük iftiracılarındandır diyor. Ve enferad an asabihi bir mesaile birkaç meselede ashabından, diğer mutezillerden ayrışmıştır, tek kalmıştır. Onları şimdi söyleyecek. Minha. Bunlardan birisi Ennehu kale şöyle demiştir Muammer bin Abbad. İnne Allahe Teala Allah Teala lem yahluk şey'en gayra lecsam. Allah Teala cisimler dışında başka bir şey yaratmamıştır. Yani Allah'ın yarattığı şey sadece cisimlerdir. Fe emmel araz ise fe innaha min ihtiraatil etsam cisimlerin yaratmış olduğu cisimlerden ortaya çıkan şeylerdir demiştir. Ne gibi? İmma taban ya bir tabiat olarak, doğa olarak bulunur. Kennârilleti tuhdisül ihrak yakma eylemini ortaya çıkaran ateş gibi. Ve şemsilleti tuhdisül hararete sıcaklığı açığa çıkaran güneş gibi. Vel kamer illezî yuhdisul telbîn yine telbîni renklenmeyi renkliliği ortaya çıkaran ay gibi. Ya bu taban vardır. Yani bu şeyler. Şimdi biliyorsunuz cisim hani Allah Teala dışında her şey cisimlerden diyelim cisimler kainat bizler cisimlerden oluşuyor. Cisim nedir? Cisim kainatta yer kaplayan efendim bir şeydir. İşte üç boyutlu uzunluğu efendim genişliği derinliği olan cisimler cisimin şeyine ne denir? Cisimler de en az iki cevherden oluşan şeydir değil mi? Cisimler cevherde cevher cevheri fert cevheri fert de el cüz'ü lezî lâ yetecezzâ parçalanamayan en küçük birim eskiler madde diyordu. Nokta olarak gösteriliyordu ama şimdi atom da parçalanıyor. İşte nötron, proton, işte kuarklar daha neyse o neyse yani bu cisimlerden oluşuyor. Arazlar ise ancak cisimler üzerinde gösterebildiğimiz renk, kat, koku gibi ders başından söylemiştik. Şimdi Muammer bin Abbad es-Sülemi ne diyormuş? O da diyormuş ki bunlar sadece Allah cisimleri yarattı. Arazlar ise cisimlerin ihtira yani o cisimlerin yarattığı şeylerdir. Bunlar ya tabiat olarak bulunur. Ateşin yakması, güneşin ısıtması, ayın renklendirmesi gibi. Ve imma ihtiyaran ya da ihtiyari olarak doğal olarak değil de taban dediği doğasında var. Tabiatı böyle. İhtiyari olarak da kel hayvan yuhdisul harakete ve sükune ve ihtima ve iftirak. Yani hayvan canlı gibi ki o ne yapıyor? Hareket ediyor. Sükun. Hareketin zıttı sükunu yapıyor. Duruyor. Bir araya geliyor. Ayrılıyor. İhtima, iftirak. Bu gibi ya da ihtiyari demiş. Ve minel acep. Acayip olan diyor Şehristani. Enne hudusel cismi ve fenaehu indehu aradan. Ama işin garibi diyor. Muammere göre Muammer bin Abbad-ı Sülemi'ye göre cisimlerin
hudusu meydana gelişi ve yok oluşu da ona göre arazdır. İkisi de arazdır yani hudusul cisim ve fena. Fekeyfe yakul innehuma min fi'lil etsem. Yani madem böyle araz diyorsun, o zaman niye sen bunların bu arazların niçin cisimlerin bir fiili olduğunu o zaman nasıl söyler böyle bir şey? Bu bir çelişki demek istiyor. Cisimlerin hudusu ve fenası eğer arazsa. Ve izâ lem yahdusul bâri teâlâ aradan fe izâ lem yuhdis ahdese yuhdisu fe izâ ve izâ lem yuhdisil bâri teâlâ, eğer Allah Teala yaratıcı, yüce yaratıcı aradan bir araz yaratmadıysa felime yuhdisu el cisme ve fenâ'ehu, eğer Allah Teala arazı yaratmadıysa o zaman cismi ve cismin yok oluşunu fenasının için ihdas ediyor, yaratıyor. Fe innel hudûse arazun. Çünkü hudus bir arazdır. Feyelzemuhu bu böyleyse o zaman bu da onu ne yapar? Bağlar. En la yekûne lillâhi teâlâ fi'lun aslen. O zaman Allah Teala'nın eğer hani hudus arazsa, eğer hudus arazsa o zaman bu neyi gerektirir? Allah Teala'nın aslında la yekûne lillâhi teâlâ fi'lun aslen. Onun bir fiili de yoktur yani. Sümme elzeme bu gerektirir ya da ulzime bu yani ona bağlayıcı olur bu düşünce Muammer için. Enne kelamel bari teala Allah Teala'nın sözü kelamı imma aradun ev cismun ya arazdır veya cisimdir. Fe in kâle huve aradun eğer derse ki Allah Teala'nın sözü arazdır derse fakat ahdesehul bari yani onu bari teala yarattı. Fe innel mütekellim ala aslihi çünkü konuşan kişi ala aslihi huve men fa'alel kelam. Mütekellim aslında nedir? Fiili kelamı yapan kişidir. Ya bunda, böyle bir şey ortaya çıkar. Ev yelzemuhu en la yekune lillahi teala kelamun huve arazun. Ya da o zaman onun bu düşüncesinden hareketle Allah Teala'nın araz olan bir sözü yoktur denir. Ve in kâle şayet derse ki huve cismun o cisimdir derse kelam fakat aptele kavlehu o zaman o şu sözünü kendi iddiasını iptal etmiş olur. İnnehu ahdesehu fi mahallin onu bir mahalle ihdas etti yarattı. Ve innel cisme la yakumu bil cisim çünkü cisim cisimle kaim olmaz. Ve innel cisme la yakumu bil cisim cisim cisimle kaim olmaz. Ve izâ lem yekul huve bi isbâti sıfâti ezeliyyeti. O zaman eğer böyle demezse de o da ezeli sıfatların ispatı anlamına gelir. Ve la kâle bi halqil araz ve arazların yaratılmış olduğunu söylememiş olur. Fela yekunu lillahi teala kelamun yetekellemu bihi ala muhtada mezhebi. O zaman da Allah Teala'nın konuştuğu kendi mezhebinin gereğince bir kelamı da olmamış olur. Ve izâ lem yekun lehu kelamun lem yekun âmiran nâhyen. Yani Allah'ın o zaman bu durumda bir kelamı yoksa o emredici ve nehyedici de değildir. Ve izâ lem yekun emrun ve nehyun eğer emir ve nehi yoksa lem tekun şeriatun aslan. O zaman aslen şeriat da olmaz ortada. Yasa da olmaz. Fe eddâ mezhebuhu ilâ hizyin azîm. Bu da onun düşüncesinin yani onun bu düşüncesinin büyük bir efendim şey olduğunu gösterir. Yani hayal kırıklığı olduğunu gösterir. Bir utanç, ayıp, rezalet yani böyle bir hani böyle bir düşünce olmaz. Böyle çelişkili bir düşünce olmaz diye onu söylüyor Eşari. Bu demek ki onun cisim sadece cisimleri yarattı. Araz yoktur. Arazlar cisimlerin yarattığıdır düşüncesine itirazını yapmış oldu Şehrestani. Ve minha yine onun diğer mutezillerden ayrıştığı diğer bir görüşü de nehu kal innel araze arazlar la tetenaha fi kulli nev'in bunların bir sonu yoktur, sınırsızdır. Yani her çeşit, her yönüyle arazlar la tetenaha la nihayete lehu. Yani onların bir nihayeti yoktur. Ve kâle kullu arazin
Kame bi mahallin ve dedi ki her aras kame bi mahallin bir mahalle ortaya çıkan her aras fe innema yekumu bihi limanen evcebel kıyam. Yani kıyamı varlığını vacip kılan bir mana ile kaimdir. Ve der ki yüeddi ile teselsüle. Bu da teselsüle yani bir kısır döngüye sebep olur. Bu düşüncenin de sonu gelmez. Ve an hâzihi el mes'eleti summiye ve hubbe ve ashabuhu ashabel meali. Bu mesele sebebiyle bu Muammer bin Abbad es-Sülemi ve onun taraftarları, onun gibi düşünenler ashabel maani, maani ashabı yani manalar bulan, manalar uyduranlar anlamında maani ashabı diye isimlendirilmiştir. Ve zâde âle dâlike fekâl, o bu düşüncesine şunu da ilave etmiştir. Şöyle demiştir. El hareketu innemâ hâlefetis-sukûne lâ bizâtihâ. Demiştir ki hareket sükûna yani hareket etme, hareketsizlik, sükûn hali. Hareket sükûn hali demiştik. Erken dönemde bu Gazali öncesi kelamda hareket, cevher, cisim, araz bu konular konuşuluyor. Kelamın şeyi bu, muhtevası içeriği. El hareketu innema halefeti sükûne, hareket sükûna muhalefet etmiştir. La bizatiha. Zatıyla değil. Yani hareket kendi zatıyla bizzat sükûna muhalefet etmemiştir. Bel bimanen evcebel muhalefete. Yani muhalefeti gerektiren bir mana ile zatıyla değil de bir mana ile muhalefet etmiştir. Ve kezalike mugayyaratul misli bil misle ve muvaseletuhu. Yani benzerin benzerle yine tersliği ile ilgili de bunu söylemiş bir mana ile. Ve tezatı ziddi zıttın zıtta tezatı. Kullu zâlike indehu bimanen. Bunların hepsi bir mana itibariyle. Bizatihi kendileri değil mana olarak ortaya çıkmıştır. O yüzden bunlara ashabul maani deniyormuş. Şeyi bitirelim bu Muammeriye'yi bitirelim inşallah. Ve minha yine ayrıştığı bir diğer görüşü ma hakel Ka'biyyu anhu Ka'bi'nin Mutezili Ka'bi'nin ondan hikaye ettiği enne iradete min Allahi Teala li şey'i gayrullah. Allah Teala'nın bir şey için irade ettiği şey, murad ettiği şey gayrullah. Allah'tan başka bir şeydir. Ve gayrun halkihi şey. Enne iradete min Allahi Teala li şey'i gayrullah. Allah'tan başka bir şeydir. Ve gayru halkihi şey'i ve gayrul emri. Ve bu yani gayru halkihi şey o mahlukatı için murad ettiğinin dışındadır ve gayrul emri emrin dışındadır. Vel ihbar vel hukum fe eşara ila emrin meçhulin la yu'raf. Ve bu dedi ki bilinmeyen bir emri meçhul bir emre işaret etmiştir. Ve kâle leyse lil insâni fi'lun sivel irâde. Ve demiştir ki insanın irade dışında başka bir fiili yoktur. Mubâşaraten kânet ev tevliden. Bu fiil ister mubâşaraten doğrudan olsun ya da o işlediği fiilin bir sonucu olarak, doğarak, tevlid olarak, mütevellet olarak olsun. Ve ef'aluhu teklifiyyetu min el-kıyami vel-ku'udi vel-hareketi ve's-sükûni fil-hayri ve'ş-şerri kulluha müstenidetun ila iradetihi. Ha. Yani onun bütün fiilleri, insanın fiilleri, teklifi fiilleri, kıyam, kuut, hareket, sükun, işte hayır ve şerde, ayakta oturma, hareket, sükun gibi bütün fiiller kulluha müstenidetun ila iradetihi, onun iradesine bağlıdır. La ala tarikil mübaşara, mübaşeret doğrudan olmak yoluyla değil, ve la ala tarikil tevlid ya da tevlid yoluyla, doğmak yoluyla o fiilden dolayı ortaya çıkmak, dolaylı olarak ortaya çıkmak yoluyla değil. Ve hâdâ acep. Bu da acayip bir fikir diyor. Yani bu da çelişkili. Gayra ennehu innemâ benâhu alâ mezhebihi fî hakikatil insan. Fakat şu kadar var ki o bu mezhebini benâhu onu bina etti. Bu düşünceyi mezhebine insanın hakikatiyle ilgili onun mezhebinin temeli bu düşüncedir. Bu irade ile ilgili yaklaşımıdır. Ve indehu ona göre el insan
manen ev cevherun gayrul ceset. İnsanın bir manadır veya cevherdir, ceset olmayan. Yani insanın cesediyle ceset olmayan bir cevher olduğunu söylüyor efendim. Ve huve alimun kadirun muhtarun hakimun leyse bi mutaharrikin ve la sakinin ve la mutekevvinin ve la mutemekkinin ve la yura ve la yumessu ve la yuhassu ve la yuhbes ve la yahillu mevdi'an dune mevdi'in ve la yahfihi mekanun ve la yahsuruhu zamanun lakinnehu mudabbirun il cesed ve alakatuhu ma'al beden alakatu tedbir ve tasarruf. Şimdi burada da farklı bir fikir var, yani insanla ilgili, insan hakikatiyle ilgili. İnsan bir manadır veya ceset olmayan bir cevherdir. O, bu cevher, bu ceset olmayan, yani demek ki insanla ruhunu sanki ayırıyor gibi, o alimdir, kadirdir, güç yetirir, seçendir, hakimdir ama hareket etmez. Yani bu ceset ayrı, hareket eden ceset, o mana ya da ruh diyelim, hareket etmez, sakin değildir. Vela mütekevvin şey de değildir. Yani mütekevven mi, mütekevvin de değildir. İş yapan da değildir. Vela mütemekkin, bir yerde bulunan da, mekan tutan da değildir. Vela yura, görülmez. Bu ruh görülmez yani. Ya da o insanın ceset dışındaki cevheri manası. Dokunulmaz. Vela yuhessu, hissedilmez. Vela yuhbes, hapsedilmez. وَلَا يَحِلُّ مَوْضِعًا دُونَ مَوْضِعٍ. Bir yerden başka bir yere inmez, hulul etmez. وَلَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ. Hiçbir mekan onu kuşatamaz. وَلَا يَحْصُرْهُ زَمَانٌ. Zaman da sınırlı değildir. Yani bu ruh diyelim, ceset olmayan cevheri insanın. لَكِنَّهُ مُدَبِّرٌ الْجَسَدِ. Ama cesedi yönetendir, tedbir edendir o. Ceset olmayan cevher diyelim, ruh diyelim. Ve alakatuhu ma'al beden alakatu tedbir ve tasarruf. Onun bedenle olan ilişkisi yönetme ve tasarrufta bulunma ilişkisidir. Bu da böyle bir değişik bir görüşü var. İnnemâ ahada hâzel kavle minel felâsefeti. Bunu filozoflardan aldı bu düşünceyi. Haysu kadav, çünkü o filozoflar demişlerdir ki, şöyle hükmettiler. Bi ispatin nefsil insaniyeti emrammâ. Yani insanın nefsini kabul etmişler. Yani nefsil insaniye emramma bir iş olarak, yani bir emramma bir herhangi bir hem şey olarak huve cevherun kaimu bi nefsi, kendi kendine kaim olan bir cevher olarak, bir emir olarak, hani kulil ruhu min emri rabbi yes'elûneke anil ruh kulil emru min emri rabbi, Rabbimin bir işlerinden şeydir. Belki ondan hareketle, yani onu belki ruh olarak düşünebiliriz. Yani ceset olmayan mana cevherdir. Çünkü filozoflar demişler ki insan nefsini kabul ediyorlar bir şey olarak. Ama kendi kendine kaim bir cevherdir. La mütehayyiz ve la mütemekkin. Bir yerde yer tutmuş, bir yerde bulunuyor, tahayyüzde bir mekan tutmuş değildir. Bir yeri yoktur yani. Ve esbetu min cinsi zalike, yine bu cinsten efendim mevcudatin akliyeten misle lukulil mufarakati. Hani aklı mufarek, ayırt edici akıl anlamında akli mevcudatları da onlar kabul etmişlerdir, vardır. Sümme lemma kâne meylu Muammer İbni Abbad'in ila mezhebil felâsifeti, yani şeyin, Muammer bin Abbad'ın bu meyli, eğilimi filozofların mezhebine doğru olunca meyyize beynel ef'alin nefs elleti semmaha insanen ve beynel kalib ellezî huve cesedu. O da ne yaptı? Böyle bir filozoflara meyledince, onlar gibi bir düşünceye sahip olunca ne yaptı? Nefs elleti semmah, insan diye isimlendirdiği nefsin fiilleriyle ceset olarak isimlendiriyor bedeni, cesedi, kalıbı temiz etti, ayırdı. Bu farklıdır dedi. Fakal fi'lun nesu vel iradetu fahasbu, nefsin fiili sadece iradedir. Ve nefsu insanun, nefis insandır. Ve fi'lul insani huvel irade, insanın fiili iradedir. Ve ma siva zalike min el harekati ve sekenati ve itimadat fe hiye min fi'lil cesed. Bunun dışındaki işte harekat, sekenat, itimadat, dayanmalar, işte durma, hareket etme, bunlar da cesedin fiilidir dedi.
Yani yukarıda hani demişti ya, alimdir, kadirdir, bu ruh diyelim. Ruh diyelim, ceset olmayan o cevher. Ruhtadır, hareket etmez, sakin değildir, mütekevvi, mütemekkin değildir. Ama ceset nedir? Harekat, sekerat ona aittir dediğim. Bu da değişik bir görüş. Muammer bin Abbad'ın. Ve minha yine Muammer bin Abbad es-Sülemi'nin ashabından diğer mutezililerden ayrıştı. Diğer bir görüş de ennehu yahki anhu ennehu yuhka anhu ondan şu hikaye edilir. Ennehu kâne yunkirul kavle bi enne Allahe Teala kadîmun denildiğine göre diyormuş ki Allah Teala kadimdir, ezelidir'i söylemiyormuş. Bu düşünceyi inkar ediyor. Bi enne kadîme ehazi men kadume ha kadî bi enne kadîm tırnak içinde bi enne kadîm uhize min kadume yakdumu fehuve kadîm. Yani bu fiilden aldı. Kadume yakdumu kadim fiilinden alındı. Ve huve fi'lun ke kavlike ahada minhuma kaddeme ve ma hades. Yani bu bir fiildir. Aynı senin şu sözün gibi ma kaddem ve ma hades ya da ma kadume ve ma hadese senin şu sözün gibi ke kavlike yine uhize minhu ondan şu da kullanılır. Kadim olan ve hadis olan diye demen gibidir. Ve kâle eyden ve huve yeş'uru bit tekâdum-i zemâniyyi ve vücudul bâri teâlâ leyse bi zemâniyyin. Yine demiştir ki o zamana bağlılığı hisseder. Tekâdum-i zemâniyyi kabul eder. Yani hisseder. Yani zamanda kalmak, kadim olmak, zaman aşımına uğrama diye hisseder ve Allah Teala'nın vücuduysa zamani değildir. Yani zamanla mukayyet değildir diye. Böyle tabii bu kadar söyleniyor. Bunların bir kısmını tam idrak edemiyoruz. Yani neyi kastettiği. O yüzden böyle şey yapıyoruz ama Allah Teala hani fiil, böyle bir fiil var. Ondan alındığı için kadime yaptım, kadim Allah Teala için bu denmez. Çünkü zamansal bir şeyi içeriyor kadime yaptığı. Yani zamansal bir geçmişi içeriyor. Allah'ın varlığıysa zamani değildir. O yüzden Allah'a kadim denmez. Yani böyle anlıyorum ben bundan. Öyle diyormuş. Evet, bitiriyoruz. Ve yuhki anhu eydan. Yine Muammer bin Abbad es-Sülemi'den şu da anlatılır, hikaye edilir. Ennehu kal el halku gayrul mahluk vel ihdasu gayrul muhtes. Yaratma mahlukun kendisi değildir. İhdas da muhtesin. Bu bak mesela şeye uygun Maturidilerin anlayışına. Hani gayrani el mükevvenu la ke gayrani el mükevvenu la ke şeyin ma'at tekvini. Hani mükevven ile tekvin aynı şey değildir gibi. Bu da demiş ki yaratma ile mahlukat aynı şey değildir. Mahlukatın dışındadır. İhdas da muhtesin aynısı değildir. Yani muhtes yaratılan da ihdas aynı şey değildir demiş. Bu mantıklı. Ve haka Cafer ibn Harbin anhu, Cafer bin Harp, bu iki Caferler de bunun yanılmıyorsam talebeleri. Cafer bin Harp ondan şunu hikaye eder. Ennehu kal inna Allahe Teala muhalun en ya'leme nefsehu. Allah Teala'nın kendini bilmesi, kendi nefsini bilmesi muhaldir. لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَلَّا يَكُونَ الْعَالِمُ وَالْمَعْلُومُ وَاحِدًا. Ha. Yani böyle demek ki düşüncenin de aslında şeyi yok, onu görüyoruz. Yani insan düşüne düşüne böyle hani bir sınırı yok. Allah kendini bilemez. Kendini bilmesi mümkün değildir, müstahildir. Niye? Çünkü bu düşünce kendini bilirse لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَلَّا يَكُونَ الْعَالِمُ وَالْمَعْلُومُ وَاحِدًا. Alim ve malum, yani bilen ve bilinen şeyin aynı olmaması gerekir. Ve muhalun en ya'leme gayrahu. Kendinden başkasını bilmesi de muhaldir. Kema yukalu muhalun en yaktira alel mevcudi min haysu huve mevcud. Aynı şunun gibi, yani mevcudun mevcut olması yönüyle mevcut olmaya kadir olması muhaldir dendiği gibidir bu. Ve lealle hâzen naklu fîhî halel. Burada diyor ki, yani şurada biraz karıştı tabii.
Burada sanki diyor bu nakille bir şey var, bir halel var, yani bozukluk var, bir sıkıntı var. Fe inne akilen ma la yetekellem bi misli hada'l kelam el gayri makul. Yani çünkü hiçbir akıllı böyle gayri makul, kelamil gayri makul, makul olmayan bir kelamı, böyle konuşması, bir akıllı böyle bir şey konuşmaz. Bu nakille bir sıkıntı var diyor. Çünkü alim ve malum bir olur. Bilen ve bilinen şey bir olur. Yani Allah kendini biliyorsa Allah olması yönüyle alim, ama bilmesi yönüyle de malum oluyor. Alim ve malum aynı olur gibi böyle bir sıkıntı var hakikaten anlayışta da. Şehristan'da oluyor. Bu nakille bir sıkıntı var. Ama bu şekliyle gördüğü için öyle almış. Le amri vallahi diyor bu yemin cümlesi lema kana ar-raculu yemilu lil felasifeti lema kan, ya da şöyle diyelim, lema kana ar-racul yemilu lil felasife, bu adam yani Muammer filozoflara meyledince, ya da lima okuyalım. Le amri lima kana ar-racul yemilu lil felasife, vallahi diyor bu Muammer bin Abbadis Sülemi filozoflara meylettiği için böyle oldu. Ve min mezhebihim, onların yani Muammer ve benzerlerinin yine görüşüdür, düşüncesidir. Ne ennehu leyse ilmul bari teala ilmen infialiyen. İnfiali yani edilgen, tepkisel bir ilim. Ey tabi'an lil ma'lum, yani ma'luma tabi, ilim ma'luma tabidir ya. Böyle değildir diyormuş. Bel ilmuhu ilmun fi'liyyun, onun bizzat ilmi, fiili bir ilimdir. İnfiali edilgen değil, tepkisel değil. Fahuve min haysu huve fa'ilun alim. O fa'il ve alim olması yönüyledir. Ve ilmuhu huvellezî evcebel fi'le. Çünkü onun ilmi fiili gerektirdi. Ve innemâ yeteallaku bil mevcudi hâle hudûsihi lâ mahâlete. Bu da hudus hiç şüphesiz la mahalete ortaya çıktığı zaman mevcuda müteallak olarak, var olana müteallak olarak ortaya çıkmıştır. Ve la yecuzu taallukuhu bil ma'dumi ala istimrari ademihi, bunun ma'dum ile taalluku, adem devam ettiği yani yokluk devam ettiği, istimrar ettiği sürece ma'dum ile taalluku caiz değildir. Mevcut ile ilgilidir bu. Ve ennehu alime ve akale ve ennehu ilmun ve aklun, bu ilim ve akıldır. Ve kevnuhu aklen ve akilen ve makulen şeyun vahid. Çünkü onun aklın, akıl olması ve akıllı olması ve makul olması tek bir şeydir. Ve kâle İbn-i Abbad, Muammer İbn-i Abbad, la yukalu ya'lemu nefsehu. Allah nefsini bilir denmez. لأنه قد يؤدي إلى تمايز بين العالم والمعلوم. Çünkü bu alim ile ma'lum, bilen ile bilinen arasında bir farkı getirebilir. Bu Allah için de o zaman caiz olmaz yani. وَلَا يَعْلَمُ غَيْرَهُ, yine kendisinden başkasını da bilmez. لأنه يؤدي إلى كَوْنِ ilmihi min غَيْرِهِ يَحْصُلُ. O zaman da ne olur? Onun ilmi kendisi dışında gerçekleşmiş olur. Fe imma en la yasihhan naklu. Burada da diyor ki Şehristani, ya burada la yasihhan naklu, ya burada nakille bir sıkıntı var. Bu nakil sahih değil. Ve imma en yuhmel ala misli hazel mahmel. Ya da bu diyor benzeri şekilde hamledir, yani tevhidedir, yorumlanır. Ve lesna min ricali ibn abbatin fenatlub li kelamihi ve sen, biz de diyor tabii Muammer bin Abbad'ın adamlarından, onun gibi düşünenlerden değiliz ki onun kelamına bir şey bulalım. Yani bir izahta bulunalım, doğrultmaya çalışalım. Buna da gerek yok. Nakilde muhtemelen sıkıntı var. Ya da bunu hamledeceğiz. Yani ben dedi böyle yanlış görüşleri hamledeceğiz diyor. Bu kadarla kalalım. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.